Anlıyoruz ki çok ten temasının, baş okşanmasının, sevgi sözcüklerinin olmadığı bir otoriter baba figüründen bir de yine anneden 10 yaş küçük ikinci bir üvey baba figürüne gidiyorsunuz. Dolayısıyla bir erkek figürü olarak aslında sağlam dış kabuğunuzu oluşturabilecek, yaslanabileceğiniz bir figür henüz anlattıklarınız içerisinde yok. Ardından işte ilk öğretim yıllarınız başlıyor. Ortaokul yılları İstanbul, Ankara, Balıkesir'de geçiyor ve sanki sadece böyle evden kaçarcasına, kurtulmak istercesine konservatuar sınavlarına giriyorsunuz ve yatılı okumayı tercih ediyorsunuz. Hem siz hem de kardeşiniz. Bu sanki bize böyle bir ya evden gidelim de ne olursa olsun duygusu verdi. Sizin tercihiniz miydi? O yıllarda yatılı okullar daha da zordu. Sizi yatılı okumaya mecbur kılan duygu neydi? Bugün hala gözlerinizin dolduğunu ve sesinizin titrediğini hissediyorum. Dolayısıyla sormak istiyorum. Bu muhasebeyi yaparken soru gelsin. Anne ve babanıza hala öfkeli misiniz? Şöyle söyleyeyim. 14 yaşına geldiğimde, ortaokulu bitirdiğimde üvey baba beni daha ergen bir döneme girdiğim için istemedi evde. Açık açık. Annem de çaresiz kaldı. Yani çok sevdiği için saygı duyuyorum. Yani bir kadın olarak bize sahip çıkamadı. Abim de öyle enteresan film gibi üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım. En yakını baba oyuncu, sanatçı ya, konservatuar olur. Konservatuarın sınavlarına ikimizi soktular. Ben 14 yaşındaydım, abim 17 yaşındaydı. Konservatuar sınavlarında da 16 yaşından küçük almıyorlardı. Ayıptır söylemesi, beni üstün yetenek olarak 14 yaşında konservatuara ilk giren öğrenci oldum. Abim kazanamadı. Hani diyelim ki babam oyuncu, sanatçı diye torpil desek de iki bizi birden alırlardı. Öyle bir şey olmadı. Ben kazandım, abim kazanamadı. Ben yatılı okula girmiş oldum. Ve annem Ankara'da, ben de Ankara'da Devlet Konservatuarı, orada okuyorum. Ve yine ilişkimiz yani çok normal değil üvey babamla annem arasında. En acısı, hiç unutamadığım bir şey, 14 yaşında bir çocuğum yatılı okulda okuyorum. Ve kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Ve bir komşumuz vardı. Ben komşumuza deterjan alırdım. Komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. 14 yaşındaydım. Yatakhaneye gelirdim. Yatakhanede gece ağlardım kendi kendime. Allah'ım ben böyle olmayacağım. Ben hiç ayrılmayacağım. Hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım. Böyle bir çocuklarım olmayacak benim derdim. Devam edin bir dakika. Maalesef hiç dediğim olmadı. Dünya öyle devam etmiyor. İstediğin gibi sürmüyor. Maalesef demek ki bu arayıştan, bu sevgisizlikten, dört tane eşimden de ayrıldım. Ama tabii ki bunların altında yatanlar, bu sevgisizlik çok önemli. Ve annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki sevemedim asla bizi üvey babaya ezdirdiği için.